genel izleyici için uygundur. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Zaman ne kadar çabuk geçiyor, değil mi? Yani Aralık'tı, yeni yıl geldi, geliyor. Hadi şimdi derken neredeyse ocağın sonunu göreceğiz. Dünya biraz hızlı mı dönmeye başladı dersiniz? Belki de. Peki 90'ların tadını bilenler burada mı? Birinci olarak ben buradayım. Şöyle bir baktığınızda gündeme, günün sanatına, müziğine, yapılan işlere 90'larda çok kalıcı şeyler yapıldığını görüyoruz. Mesela hala 90'lar partisi yapılıyor müzikleriyle. 90'ların müzikleriyle eğleniliyor. Acaba böyle bir 20 yıl sonra 2020'lerin müzikleriyle eğlenilebilecek mi? Çok merak ediyorum. Ve bir de bu kadar gelişen, hızlanan dünya içerisinde, evet elimizde bir telefon var, her yere ulaşabiliyoruz, herkese ulaşabiliyoruz, herkesi görebiliyoruz, duyabiliyoruz ama yılbaşı gecesi ekranlara şöyle bir baktığımda ben kimseyi tanımıyorum. Bayağı tanımıyorum. Muhtemelen onlar da beni tanımıyor, sorun değil. Yani üstten bir yerden bir şekilde söylemiyorum ben kimseyi tanımıyorum diye. Ben çoğu insanı tanımıyorum. Müzik yapan, sanat yapan. Bu kadar her şeye kolay ulaşabilirken belki ruha hitap edecek şeylerin azlığından kaynaklanıyor. Yani hiçbir şarkı çok dilime dolanmıyor mesela artık. Ama hala 90'ların şarkılarıyla hüzünlenebiliyorum, eğlenebiliyorum. Çoğu insanın da öyle olduğunu görüyorum, izlenimlerim de bu yönde. İşte bu yüzden o yıllardan itibaren kalbimize taht kurmaya başlayan, tabiri caizse türkücü gibi türkücü, icracı, sanatçı, sesiyle, katıldığı programdaki esprili kişiliğiyle, duruşuyla pek çoğunuzun çok sevdiği, çok önemli bir sanatçıyla birlikte olacağız bugün. Sayın Hüseyin Turan Beyefendi, ben çok keyifle onun türküleriyle nefis bir başka sohbetler olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki çok önemli sorularım da var. Az sonra beraberiz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Hüseyin Turan, yeni yıl şarkımız dediği Bay Gönlüm isimli single'ı, sazlı sözlü sohbeti, sevilen türküleriyle Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. Edremit'in gelini kınalamış elini. Edremit'in gelini kınalamış elini.
sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Altınıza sağlık. Hoş çok geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne kadar özlemişim sesinizi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Yani 90'lı ediyorum. Yılların radyocularından da ya, olarak evet. O zaman ilk çıkış yaptığınız zamanlarda ne kadar hararetle çalıyorduk türkülerinizi ya, ve zevkle. Şimdi 98 az önce, miydi? İlk solo albümüm 1997'deydi. Evet. Ama daha öncesinde iki albümde grup çalışması vardı. Evet. İşte grup Laçin'le beraberdik. 1995 aslında ilk çıkışım ve 90'lı yılları az önce övgüyle söz ederken hakikaten buna katılıyorum ben de. Aslında o dönem her ne yapıldıysa hepsi kalıcı olmuş. Ben de görüyorum bunu. Yani her tarz müzik alanında, yani işte gerek yani pop müziği, rock müziği, halk müziği, yani o dönemi ben biraz böyle bir rönesans gibi görüyorum aslında. Ya bir de o dönemde çok yeni şey ortaya çıktı. İnsanlar bu kadar hızlı tüketim yoktu. Şimdi o kadar hızlı akıyor ki dünya hakikaten. Hem hızla döndüğü gibi çok hızlı akıyor. Yani insanlar örneğin yani bir dinleyici davranışı var mesela. İşte ya hepimiz öyle değil miyizdir? İnternete girdiğimizde işte herhangi bir şarkıyı ya da bir yazıyı, bir şeyi inceleyeceğimiz zaman ilk 10 saniyede eğer bize hitap etmeye başlıyorsa o bizi alıyor bir şekilde. Ama 10 saniyeyi aşan işte ne bileyim 10 saniyede bir şarkı girmiyorsa mesela. Tabii. Artık insanlar hemen atlıyorlar çünkü. Bir de o zamanlar sizlerin bir albümü çıktığında sadece biz radyoda program yapanlar değil, dinleyici de işte şarkının sözünü kim yazmış, müziği kime ait, işte aranjesini kim yapmış, bunlar önemli şeylerdi. Şimdi Şimdi yok öyle şeyler. Ben şimdi o geleneğimi hala sürdürüyorum. Yani aynı albüm kapağı hazırlar gibi bütün hiçbir şeyi es geçmeden yapmaya çalışıyoruz yine. Çünkü CD, kaset falan kalmadı artık. Yani artık her şey dijital mecrada. İlgilisi
arayıp bütün şeylere, bilgilere ulaşabiliyor aslında. Yani o anlamda boş bırakmıyoruz. Mesela, ama tabii ki her çalışma böyle olmuyor. Yani o hızlı tüketim üzerine o verilerle çalışıyorlar. O yani bir şekilde de ya aslında şey gecikiyor. İşte ben iyi bir şarkı mesela olduğunu düşündüğünüz işte benim mesela son çıkardığım şu şarkı çok güzel aslında. Ben çok iyi biliyorum. Şimdi yoksa oraya okumazdım. Bunun yani hemen büyük kitlelerce çok fark edilmeyeceğini biliyorum. Hı hı. Ama uzun vadede bir şekilde buluyor yerini, oturuyor. Yani o anlamda. Vay yani gönlüm. Evet, yani yeni yıl armağanı, yeni evet, single. Evet. Tam 30 Aralık'ta hemen oraya gelecektim. Çıktı. Şimdi bu vay gönlüm 90'lı yıllarda böyle bir CD, kaset. Yani yine kasetin sonlarıydı da CD olarak piyasaya sürülseydi. Evet, evet. Şimdikinden daha mı çabuk alıcıya ulaşırdı acaba? İkinci gün hemen alışıyor, insanlara ulaşırdı o zaman. Değil mi? Bir kere yani bütün çünkü, müzik marketlerde olacaktı, benzin istasyonlarında hepimiz gidecektik, hemen arabaya alıp takacaktık. Bu işi ya gerçekten hakkıyla veren insanlar bir takım yerlere çıkabiliyordu. Yani ekrana çıkabiliyordu ya da albüm yapabiliyordu. Şimdi elimizde bu oldukça artık yani herkes yapabiliyor artık. Yani elbette herkes şey söylesin ama şarkı söylesin ama tabii işin ki ayrı bir boyutu da var tabii ki. Bir takım yani uzun yılların emeğiyle oluşmuş bir şey var. Bu emeğin yani bir şekilde görmezden gelinmesi böyle bazen bizi incitse de ben çok takılmıyorum ama mesela çok inciden arkadaşımız var. Mesela şu an nasıl gidiyor var gönlüm? Ya şu anda bence dijital mecrada. Evet tabii. Yani o oradaki alana göre iyi gidiyor diyebiliriz. Yani çünkü yani her gün 1000-2000 üstünde insan bunu dinliyor. İyi bir şey bence. Bir zevklerde mi değişiklik oldu? Geçenlerde bir şarkı dinlettiler bana. Tamam, şarkı kötü evet, değil. Evet. Dediler ki bu tüm zamanların şu rekorunu kırdı, bu rekorunu kırdı. Türk bir şarkı, söylemeyeceğim ismini. Kötü bir şarkı değil, güzel bir şarkı ama dinliyorum. Allah'ım yani bu kadar zamanların rekorunu kıracak ne bir söz. Tamam, sözler de kötü değil ama rekor kıracak bir söz yok ortada. Aranjeye bakıyorsun, o yok. İşte, ne oldu yahu? Ya bu işte yani ya günümüzün anlayışlarıyla ilgili. Biz yaşlandık tabii ki mı? Ya, nedir bu? İlk bakışta bize böyle diyebilirler ama değil. Yani ruhumuz hep genç, her zaman. Ya genciz ayrıca. Tabii ki. Yani zaman herkesin içinden geçiyor. Yani bir şekilde hem olgunlaştırıyor hem bir yaş aldırıyor. Ama her dönemin bazı şeyleri var. Ne bileyim, beğenileri var, koşulları var. Tabii, ona tabii uygun çok bir şekilde gidiyor. Geçen gün taksiye bindim. Eskiden taksilere bindiğimizde ya türkü dinlenirdi ya Ferdi Tayfur dinlenirdi. Evet, evet. İşte yani arabesk dinlenirdi. Rap dinliyordu taksici. Ya öyledir. Enteresan. Ya ben şunu da savunuyorum. Değişti ben, yani. Elbette bu değişim tabii ki kaçınılmaz. Olmalıdır da. Ama ben hep şunu savunurum. Yani İyi bir şeyi insanların önüne, kitlelerin önüne çıkardığınız zaman aslında kitleler onu fark ediyorlar. Hı hı. Bizim belki büyük sorunumuz bu değişen kitle iletişim araçlarıyla birlikte en büyük sorunumuzun şu olduğunu düşünüyorum. Herkesin önüne çıkamıyoruz. Yani atıyorum bir üniversite konserleri eskiden vardı. Hı hı. Orada o gençliğin önüne çıkıyorduk. Onlar bizi biliyordu. Ama şimdi şimdi daha genç arkadaşlar gittikleri için oraya bizleri onların aracılığıyla da olsa bizi de fark ediyorlar mutlaka. Ama tabii ki hani ben bunu ya beni niye fark etmiyorsunuz bilmem ne gibi bir anlayışla söylemiyorum. Zaten fark eden fark etmiş, hiç sıkıntı yok. Orada kendi adıma da öz eleştiri yaptığımda orada hem sizlerin hem bizlerin eksikliği var. Kendi adıma da var. Neden biliyor musunuz? Artık böyle sosyal medyada paylaşımlar da çok değişti. Mesela bugün sizin sosyal medyanıza girdim. Gayet işte albümle ilgili, hayatla ilgili tatlış, minnoş paylaşımlar var. Evet. Artık öyle bir şey yok. Daha böyle hard, daha işte, şey istiyor insanlar. Öyle tabii ki ama ben onlar sıkılıyorum mesela, paylaşamıyorum çok fazla bir şey. Onlar istiyor diye ben kendimi değiştiremem. Benim bir karakterim, duruşum, kişiliğim var.
İşte insanlar bunu istiyor diye de o mecraya ne bileyim böyle yoz bir şekilde girmek istemiyorum. Peki bir Ar-Ge yapsak, ya kendi adıma da söylüyorum, bir Ar-Ge yapıp kendi üstümüze uyacak şekle nasıl sokabiliriz acaba? Ya bence doğru yoldayız, hiç sıkıntı yok. Ben de böyle 40 yılda bir bunu, bir şey paylaşıyorum. Yani ben o konuda yani... İnsanlar isteyen fark eder, isteyen buluyor zaten. O anlamda ben hani ya kişinin olmadığı bir şekilde böyle bir şekilde kendini hani yansıtmasını da ben çok doğru bulmuyorum. Şimdi benim yani sosyal medyama baktığınızda ben oyum zaten. Ben bu işi yapıyorum. Bununla ilgili en fazla paylaşımım var. Öbür türlü bak şurada şu yemeği yedim. İşte şurada şunu yapıyorum falan filan gibi şeyler bana ya. Ben biraz da şey yorgunuyum belki, sosyal medya yorgunu. Yani o da onu da söyleyebilirim. Geçen gün sosyal medyada Anthony Hopkins'i takip ediyorum. Hı hı. Allah'ım dedim, Anthony Hopkins'in içine Talat Bulut kaçmış. Adam bayağı halar falan çekiyordu neredeyse. Ya izledim galiba onu. Gördünüz mü? Yani bir yandan çok tatlı ama bir yandan da diyorsun ki ya sen koskoca Anthony'sin yani. Gerek var mı? Evet bak bu düşünceye mesela bir kişinin böyle düşünmesi ben, aslında. Ben düşündüm işte, hayranıyım. Böyle garip garip danslar şey etmesi değil. Falan dedim. Sen orada dur ismini biliyoruz her şeyinle. Hayır gene bir şey paylaş da. Aha. Herkes böyle bir karşısına geçip oynamaya evet, dans etmeye evet, başladı. Evet, evet. Bir de hani güzel de durmuyor ya. Evet. Ya işte biraz yani şey mecralar ya tehlikeli mecralar çok bence bilinçli kullanılması gereken aslında bir şey. Yani sosyal medya dediğimiz şey. Yani öbür türlü de böyle bir yozlaşma, bir hani bir şeyler sürmenaj olmaya başlar yoksa. Yani insanlar ondan sonra bir iki üç paylaşırsınız ondan sonra sizden zaten bıkarlar. Onun için yani el ayağı yani... Düzgün ve tutarlı her neyse onu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şu anda telefonlar kilitlendi. Sizden hemen bir türkü daha istiyorlar. Olur elbette çok söyleyelim tabii ki. Diyorlar ki ya ama Hüseyin benim, Bey'i dinleyelim. Ama benim konuşmamı da özlemişsinizdir canım öyle. Değil mi? Aslında Vay Gönlüm'ün klibini yayınlayacaktık ama telifle ilgili sıkıntılar evet, var. Onu şarkıdan sonra, türküden sonra konuşalım. Evet ben o zaman şimdi güzel bir Bolu türküsüyle yine devam edelim. Beyaz giyme diyeceğiz abi. Aa, çok severiz sizden. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel.
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sağ çok teşekkür ederim. Şimdi mesela biz yeni çıkan türkünüzün klibini vermek istiyoruz ama bir telifle karşıya kalıyoruz. Bir yandan elbette telif çok önemli ve her müzisyen için, oyuncu için ki maalesef oyuncular için bu yok, olması gereken bir şey. Evet. Fakat müzikte de bazı sosyal kanallarda mesela YouTube gibi işin ucunun kaçtığını düşünenlerdenim. Mesela bir programa, bir televizyon programına katılıyorsunuz. Bunun YouTube'da tekrarı var. Bir şarkı, türkü söylüyorsunuz. Klibiniz giriyor. Evet. Küt orada kesiliyor yayın. Başka bir yerden yani devam ediyor. Çünkü o telifin bir sahibi var. Yani onu onaylamadığınızda yani böyle bir sistem var. Yani bu bir algoritma aslında. Ama şey, telifle ilgili de yani şunu söylemek gerekirse aslında bizim burada büyük resmi görmemiz gerekiyor. Ülke yönetenlerin yani şu anda hele ki yani bu son 20 yıldır ne sanata bir değer veriliyor ne bir bir şeylerin hallolması için ne bir ön ayak olunuyor ne bir girişimde bulunuyor. Var tabii ki ama o kadar küçük ki ben telif haklarının içinde olan bir insan olarak bunu konuşuyorum. Eğer büyük resimde bu desteklenirse örneğin bütün kurumlara yani hem bu televizyonlardan atıyorum bar kafelere kadar ya herkese böyle bir sertifika dağıtılsa ve yıllık hiç kimseyi hiçbir şekilde ücreti olsa yani o sertifikayla insanlar bunu kullanabilse ve ya bu sosyal mecralarda da o telifin kimse sahibi ona bir şekilde 3-5 kuruş aktığı zaman hiçbir sorun kalmayacak aslında. Ama bizler yani elbette bununla ilgili uzun yıllardır bayağı uğraşlar veriyoruz. Daha henüz oturmamış o kadar çok şey var ki. Bir kanun var. Bu kanun uygulanmıyor. Hangi kanun o? İşte kültür sanatla ilgili yani bu fikir sanat eserleri kanunu var mesela. Ama o kanun biraz daha geliştirilip Avrupa normlarına bir şekilde hani yaklaştırılması gerekirken biz de yine böyle her şey el yordamıyla bulunmak gibi aynı. Yani böyle biraz böyle emekleyerek gidiyor. Ama ileride bunların oturacağını düşünüyorum ve çok da uzun sürmez yani diye düşünüyorum. Bizler birçok şey kuruluş var yani meslek birlikleri yani hep yani hep beraber bu işin yani iyi bir şekilde, iyi bir yere oturması için herkes bir uğraş veriyor. Yani en azından bunu biliyorum içinde ben olarak. Ben tüm müzisyenleri takdir yani ediyorum. Yani sizleri de rahat ettirmesi açısından. Tabii, o yayınlayamıyoruz. Yani o telifin şeyi kimse, sahibi kimse onun da rahat etmesi hani açısından. Hani bir tuşla yani herkes, olabilse şu ama işte o ona yazıyor, ona evet, bir şey yapıyor. Yani böyle bir şey var, işleyiş var maalesef. Evet, o işleyişte. Olmak da zorunda. Yayının tekrarında bamlanıyor, bir an yasaklanıyor. Yani çünkü şimdi örneğin yani ben bir beste yaptım diyelim. Onu işte onu yayınladığımda onun bir telifi var. Tabii ki önce eser sahibine bir şey gitmesi gerekiyor elbette. Ki. Çünkü sizin için onu üretmiş zaten. Yine müzisyenler ucundan da olsa telif alabiliyorlar. Bu ülkenin oyuncuları ne yapsın? Ya aynı durumdayız dizileri, aslında. Dizileri, film. Yok aynı durumda değilsiniz. İnanın siz yine yani, bir adım öndesiniz. Hatta iki adım öyle öndesiniz. Öyle olabilir. Aynı boşluk, aynı arızalar, aynı pürüzler. Yani hepsinde var aslında. Onu da takip ediyorum. Oyuncularla ilgili de mesela yani meslek birlikleri var. Onlarla da konuştuğumuz oluyor bazen mesela. Hakikaten de yani bu ülkenin bir kültür sanat politikası olmak zorunda. Hiçbir zaman olmadı ama. Olmadı. Hiçbir olduğu zaman da
o kadar büyük bir zenginliğimiz var ki, yani bunu bütün bir dünya bunun farkında fakat biz kendi içimizde maalesef bunun farkında değiliz. Bir röportajınızda sağın sanatı olmaz diyalektiğe ters bir kere. Cumhurbaşkanı'nın kültür sanatta ilerleyemediğimizle evet. ilgili bir açıklaması vardı. Hı-hı. Sebebi budur işte demişsiniz. Evet, evet, yani bence de öyle. Yani bu fikrimin arkasındayım. Ortada bir sanat ürünü varsa ama sanat yani altını çizerek özellikle sağdan bakmaz sanat dünyaya. Hı hı. Yani, neden? Seyircimiz için. Yacı muhaliftir çünkü. Eğer muhalif insan da bir şekilde soldan bakar dünyaya. O bir açıdan... de yani sanatta bir kaygı olmamalıdır ya, özgür olmalıdır ya. Sağda sanıyorum öyle bir kaygı oluyor. İşte şu kelimeyi etmeyeyim, şu kelimeyi evet, evet. yazmayayım, yani, öyle bakmayayım. Özgürlüğü kısıtlanan hiçbir şey şey olamaz. Sanat olamaz zaten. Orada özgürlüğünü kısıtlamışsındır. Ya bu sözü söylemeyeyim de şimdi bunu yanlış. Hayır, böyle bir şey yoktur. Her neyse odur. Mesela işte hep bir şey tartışma vardır ya işte sanat için midir, şey için midir, toplum için midir? Ortaya çıkana kadar önce kendisi içindir sanat. Evet. O yüzden de orada özgür olmak zorundadır. Ama bunu İşte bunu bir şekilde kitlelerle paylaşırsanız toplum için oluyor zaten. Ama önce kendi için olduğu için özgürlükle beslenmeli o alan. Ondan yani, sonra. Elbette. Yoksa sanat olmaz. Paylaşmakla da ilgili son dönemlerde ülkemizde sıkıntılar yaşıyoruz. Yani konserler yasaklanıyor. Evet, üniversitelerde festivaller yasaklanıyor. Ki siz de ODTÜ'nün bahar şenliklerinin yapılamamasıyla ilgili düşüncelerinizi bildirdiniz. Nereye doğru gidiyoruz? Ya bir illaki bir ışık vardır diye düşünüyorum. Hı-hı. Umudu kaybetmemek lazım. O ışığı göreceğiz hep beraber. O zaman da bu ülkenin aslında bu biriken sıkışmışlıkta o kadar çok şey ürünü çıkacak ki ortaya. Yani herkes bence şaşıracak. Daha hatta, büyük bir patlama evet, olacak. Evet, büyük bir patlama olacak. Yani çünkü bir toplum şey altındaysa, baskı altındaysa, yani bunu işte şey gibi düşünün. Yani insan işte nedir, şeye girdiğinde, hapse girdiğinde daha çok üretim yapar. Çünkü orada yapacak bir şey yoktur. Buna sığınırsınız ve bir dayanağınız olur. Ve çok şey üretirsiniz, ne bileyim, kitap yazarsınız, beste yaparsınız ya da İlgiliyseniz tabii ki o alanla. Onun dışında ilgili de değilseniz ne bileyim bir bitki yetiştirirsiniz, bir şey yaparsınız mutlaka. Üretirsiniz yani. Evet, illaki. Yani şimdi bizim gibi yani böyle toplumlarda da bu baskı altında, bu basınç altında arka planda çok şey üretiliyor aslında. Hı hı. İki yıl böyle pandemi süreci geçirdik. Orada da yani ortaya çıkmayan birçok şey var. O özgürlük alanı bulabildiği an hepsi çıkacak ortaya. Heyecan, yani heyecanlı aslında. Özellikle söylüyorum. Ne kadar güzel olur. Ama o özgürlük alanlarımızın ufacık da olsa bir demokrasi olsa şu ülkede yani belki hem sanat hem insanlık özgürlük alanı bulacak ve daha rahat ifade etmek. Yani bu anlamda insan ifade edebildiği ölçüde insandır. Aha. İşte toplumsaldır diye düşünüyorum. Onun için bugünlerde geçecek. İlla ki yani böyle kalmamış hiçbir zaman. Yani şey tarihe baktığımızda. Hiçbir zaman. Yani yağmurdan sonra güneşin çıkması, evet, güneşten yani, sonra yağmurun yağması gibi sürekli bir devinim söz konusu. Öyle bu arada bir şey var. Sadece festivaller değil, günümüzde sanatçılar da yasaklanıyor. Gerçi 80'li yıllarda da olmuş. Bu hep vardı. Hep var. Evet, ya hep siz vardı. De yasaklananlardansınız. Ve bu bizim ülkemizin biraz böyle genetiği diye düşünüyorum. Ya her dönem evet. Kim bu ülkenin başına geçerse geçsin. Ya işte yani bir amiyane bir tabir olacak. Yani suyun başında olanlar bir şekilde böyle bir yani çekememezlikle bu benden değil. Altta kalsın işte. Kim gelirse. Yani hep öyle bir tarafkirlik bir şey yani objektif olamama hali aslında. Bizim yani Türk toplumunun en büyük sorunlarından belki de birisi bu. Herkes işine geldiği gibi. Herkes tabii ki bir genelleme yapmıyorum ama
Bunu hepimiz biliyoruz yani. Coğrafyanın evet, kader yaşıyoruz. Yani. Coğrafya kader. Aslında öyle güzel bir coğrafyadayız ki. Yani, coğrafya muhteşem. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir güzellik yok ama içinde yani debelenip duruyoruz maalesef. Böyle de bir durum var ama umudu kaybetmeyeceğiz. Umut olmadan olmaz. Onun için yani ben o ışıklı güneşli günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzde bir seçim olduğu için değil. Genel anlamda. Çok büyük. 2023'ün sanki öyle bir enerjisi var. Evet yani hem o hem de çok yerin dibine battık. Yani artık burası son. Buradan bir şey çıkması lazım. Gökbilimiyle uğraşanlar da öyle söylüyor yani. 2023'ün daha aydınlık, 2022'nin daha karanlık bir yılda olduğunu söylüyor. Umarım hepsi haklı çıkar inşallah. Umarım. Yani yine türkü istiyorlar ama benim çok sorum var. Ne yapacağız, tamam, nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi ne söyleyelim. Bir o zaman böyle memleketime doğru gideyim. Haydi bakalım. Bir uzun hava söyleyeyim, arkasından da bir türküye bağlarım, olur tamam mu? Tamam, nasıl? Gönlünüzden nasıl tamam geliyorsa. Kaçarsın benden Zülfü Canan'ım, Zülfü Canan'ım, canımın cananı sen değil misin? Ey mestane gözlüm, kaşı kemanım, derdimin dermanı sen değil misin? Sen değil misin? Ey mestane gözlüm, kaşı kemanım, derdimin dermanı sen değil misin? Sen değil misin? Daimiyem gül dikensiz olmuyor, heyecan olmuyor, bir el gelip şu dikeni olmuyor. Sen gülmezsen aşık gülmüyor, gönlümün sultanı sen değil misin? Sen değil misin? Sen
Sen gülmezsen aşığın da gülmüyor. Gönlümün sultanı sen değil misin? Sen değil misin? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Pir Sultan'ın katı yüksek uçarsın. Pir Sultan'ın katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolunuzun töresi? Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Aşkı muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolunuzun töresi? Efendim, efendim benim, efendim. Benim bu derdime derman efendim. Evet. Ne diyeceğini bilemiyor insan. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi dinlerken baktım, kameraman arkadaşım dalmış. Hayran hayran seyrediyor. Uyumak fotoğrafını yok. Çektim. Hayır, öyle bir dalmış ki. Böyle ağzı açık seyrediyordu, fotoğrafını çektim. Eyvallah. Birinci elden izliyorum. 90'lı yıllarda hayatımıza girdiğinizde şarkılarınıza bayılmış ve sizinle sohbet etmeye başladığımızda şaşırmıştık. Şimdi bunu konuşmasam olmaz. Herkes eyvallah, merak ediyor. Belki bin kere konuşuldu son zamanlarda. Bir kekemelik sorunu vardı. Ve kendinizle de çok tatlı dalga geçerdiniz. Hatta bir programda izninizle 15 dakikanızı alacağım, 3 dakikalık bir şey anlatacağım demiştiniz. Hala o her yerde yazar. O program... Okan'ın programı mıydı? Yok. Beyaz'ın mı? Siyaset Meydanı. Öyle mi? Abi orada o gün bir tarih yazıldı aslında. Yani bütün ülkedeki birçok sanatçının içinde olduğu bir programdı. Yani hakikaten izlediğimizde kimler kimler yokmuş ki. Yani tabii orada yani rahmetli olanlar var şimdi. 1990'lı yılların... Yani halk müziği, özgün müzik, işte diğer yani her tür müzikten insan vardı. Ne bileyim Barış Manço'ya kadar vardı mesela. Aşık Mahsuni Şerifler'den, Ali Ekber Çiçekler'den, Arif Sağ. İşte çok fantastik. Diğer iki, üç kuşak bir aradaydı aslında. Orada mesela orada fark etmediğim şimdi ismini duyurmuş birçok arkadaşım var mesela yine. O programda olmuştu. Evet böyle... Ya gecenin üçünde anca bir sıra gelmişti bana. O yüzden de hani dedim izleyecekseniz önce sabır gerekiyor falan.
Şimdi tabii ki... Ama şimdi bülbül gibi bu şakıyorsunuz. Konu, ya yine kendi çapımda yine kekemeyin. Ama şey, buna bir kekemelik demiyoruz. O kadar da aksama yani, hepimizde oluyor. İşte ne bileyim yani... hem yaş aldıkça ne bileyim yani yıllar geçtikçe işte belki ilk zamanlarımda işte üzerime bir kamera açıldığında o üzerimde kırmızı ışığı ilk gördüğümde çok kilitleniyordum hakikaten. Hı hı. Çünkü daha az deneyimim vardı. Biraz daha belki deneyimsizdim ama şimdi kameralar önünde belki daha çok hani rahatladım. Onun dışında ikili ilişkilerim, insan ilişkilerim... yani daha şey, rahatladı herhalde. İyidir, başarılıdır yani her zaman. Ben hani ilkokuldan, ortaokuldan beri aslında böyleyim. Yani sosyal bir kişiliğim var. O anlamda da kimseden işte bana gülerler bilmem hiç böyle bir şeyim olmadı. Aksine ben de zaten bununla dalga geçtiğim için ve herkese de bunu öneriyorum. Zaten bu durumda olan birçok insan var yani onu da biliyorum. Evet şimdi onlar dinliyorlar. Mesela içlerinde kendi kekeme olan, çocuğu kekeme olan. Elbette zor bir süreçtir onu biliyorum. O bir hele ergenlik döneminde yani orada açtınız. Yani aşamazsanız hep içinizde bir şey kalır. Onun için hani kimseyi bence takmadan yani insan konuşmaya çalışır. Şimdi bir de her kekemenin ayrı bir aslında hikayesi var. Parmak izi gibi aynen, herhalde. Parmak izi gibidir. Kendine yani, has. Evet yani onun için onu bulması lazım. İşte ben nasıl... Tedavi falan mı acaba diye soruyorlar. Ya yani bir sürü... Tedavi mi oldu? Bununla ilgili şeyler var aslında ama ben hiçbir yere gitmedim. Yani şey olmak için, ya, tedavi olmak için. Ama çok büyük bir konu. Çok irdelenmesi, analiz edilmesi gereken özetleyeceğim bir konu. Vaktimiz az diye. Yani bir gün uyandınız ve bu sorun ortadan mı kalktı? Yok hayır. Yani ben hep böyleydim zaten. Şimdi biraz daha belki ne bileyim. Yani ben biraz daha mı? Unutuyorum. Bayağı şakıyorsunuz. Şimdi siz hatırlatmasanız ben unutmuşum. Nefis. Ben, hani ben şeydim kekemeydim diye. Ya belki de aslında şu çok önemli. Şimdi bir kekeme bir cümle kuracağı zaman sabırla beklemeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bunu özellikle anne babalar için o toplumda böyle biri olduğu zaman en önemli şey bu. O ne söylemek istiyorsa bırakın 15 dakika sürse de bırakın bekleyin o söylesin. Hı hı. Çünkü bu insanlara en fazla böyle yardım edersiniz. Çünkü onu açtığı zaman yani bir de ben... İşte mümkün olsa da eskiden bir yerde okumuştum. Böyle bu tip yani sorun değil aslında bu. Bir hastalık değil, bir sorun değil. Bu sadece bir aksaklık bir aslında. Yerde bir aksaklık ha. Gelinebilecek bir durum. Büyük bir yer, yani bir şey olsa da birileri ön ayak olsa da böyle bir topluluk önüne çıkarsalar o insanları orada. Şimdi de araya giremiyoruz bak. Öyle bir konuşuyor. Çünkü program bitti. Öyle mi? Hay Allah ya. Şimdi sizden bir türkü daha dinleyeceğimiz için uyarıp duruyorlar. Sonra haberlere bağlanacağız. Daha hala çok sorun vardı. Umarım tekrar bir gün yeni bir dahaki sefere evet. Yani çok daha İzmir'den konuşacaktık kızınızdan. Çok konuşacak şey vardı. Veda edelim öyle türkümüze geçeceğiz. Çok izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Artık hani bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Artık böyle duruma geldik. Umarım hoş vakit geçirmişsinizdir. Ben bir türküyle de ben sizlere veda ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Biraz çabuk bitti sanki bugün. Doyamadık. Nicelerine diyelim. Güzel insanlar, güzel insanlarla karşılaşsın. Ve umarım bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda da güzel insanların kapısını çalsın. Hoşçakalın. Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem. Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem. Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nedem. Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nedem. Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül.
Gel gönül uslan gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Dağ taşı aşarsın, kuşlar gibi uçarsın. Dağ taşı aşarsın, kuşlar gibi uçarsın. Eski dert kapanmadan yeni dertler açarsın. Eski dert kapanmadan yeni dertler açarsın. Gel gönül uslan gönül, zulmetme bana gönül. Gel gönül uslan gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Sizin programlarınızı seyrederken